Yok babacığım, bir şey merak etme. Ne demek yok bir şeyim baba? Marika Hanım öyle demiyor ama. Ağaçtan düşüp ayağını kırdı dedi. Aman bırak öyle bilsinler ya. Şevkat bugün biraz kaşındı da. Ben de o yüzden numara yapıyorum. Ayağımı alçıya bile aldırdım baba. Büyük organizasyon yapıyorum burada. Ne numarasıymış bu Esin? Bak gene tımarhanede bitmesin bu işin sonu. Ay yok baba merak etme, küçücük bir şey bu. Senin aklın kalmasın tamam mı? Hadi konuşuruz, öpüyorum seni, iyiyim ben, merak etme. Hadi bay bay. Böyle karga gibi seke seke. Dur, dur ben kucaklayayım seni. Yok, yok. Hiç gerek yok. İstemiyorum. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Ya yok. Esin'in ayağı kırıldı da ona yardım ediyordum. Ayağım mı kırıldı? Öyle oldu. Bana neden haber vermedin Esin? Sana ne kadar değer verdim bilmiyor musun? Biz seninle sevgili değil miyiz? Neyse tamam. Gel, ben zaten seni almaya geldim. Yok, yok. Gerek yok ya. Bora ben yürürüm, bırak beni. Olmaz olmaz, taşırım ben. Bora lütfen bırak beni. Ben durabiliyorum ayakta. Ya olmaz, ayağım kırık. Seni biraz kaçıracağım burada. Bora bırakır mısın lütfen? Ya ben gelemem bir yere. Bir sürü işim var benim. Keşke arasaydın mı gelmeden önce? Ya sürpriz yapayım dedim. Bak benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir konu vardı. Bora bugün olmaz. Yarın müsait olur musun peki? Bilmiyorum. Yarın konuşalım olur mu? Peki. Telefonunu bekliyorum. Baltanı rica edebilir miyim? Balta mı? Senin gibi Parisliydisin. Ne işi olur baltayla? Hala Parisliydisi diyor ya. Odunlarımı keseceğim. Ya konuşuyorsun sen de Allah'ın. Şu halinde şu odunları nasıl keseceksin? Tamam şey yapma, ben kırarım. Ama benim ayağım kırık diye şimdi sen tek başına 2 ton odun mu kıracaksın? 2 ton değil ama. Kırarım ya, şey değil. Ben daha önce 4 ton falan da kırdım ya. Şey ben hallederim tamam. Aa iyi tamam o zaman, hadi kolay gelsin. Tamam ben seke seke giderim buradan. Kapıyı kapatıyorum, içeride soğumasın. Kolaysa başına gelsin. Hayatında ilk kez odun söyledi, gitti 2 ton söyledi onlara. Kıracağız, ne yapalım kıracağız. Gayret. Amokachi, öyle mi Amokachi Bey? Ha? İyi mi öyle? Akşam olunca sen kümese gir, tavukların yanına. Ben burada böyle 2 ton odun kırdım la. 2 ton, 2. 1 değil, 2 ton odun kırdım ben. 2. 2 ton odun kırdım la. Kolay gelsin Şevkat. Sağ ol, Allah razı olsun. Şevkat ne oldu sana böyle? Böyle kanter içinde kalmışsın. Ne oldu bana? Vallahi
Nasılsın? Bir odun kırayım dedim de. Biraz abartmışsın. İki ton kırdım. Bu öyle oldu. Esin nerede? Esin mi? Evde yatıyor. Ayağı kırık ya. Ayağını uzattı yatıyor öyle. O zaman sana kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol Allah'a. Hadi şunları da kırayım. Ha gayret. Kim o? Biziz. Ya Esin inanmıyorum sana ya. Ne kadar acımasızsın. Ne oldu ya? Ya sen Şevkat'a gerçekten hiç acımıyor musun? Yok. Ya çocuk iki ton odun kırmış orada. Görsen hali berbat. Şarjı %2'ye düşmüş. Telefon gibi gidip gidip geliyor. Ay biz biraz önce gördük. Adamın gözünün feri kaçmış. Ya ekran ışığı sönmüş anlayacağım. Oh olsun. Beter olsun. Gelin gelin. Ben daha ona neler yapacağım. Ben onun anasından emdiği sütü burnundan getireceğim. Görürsünüz. Esin, bak Şevka'da şaka yaptın, güldük, eğlendik. Ama bu kadar yeter, tamam mı? Evet, daha fazla uzatırsan tadı kaçacak. Ay yok, niye tadı kaçsın ya? Hatta asıl eğlence şimdi başlıyor. Ben ayağım kırık diye daha ona en az bir hafta bütün işlerimi yaptırırım. Hatta 10 gün falan. Şevkat ya. Zabattan belli sakatım ayağına gibi çalıştırdığın Şevkat. Şevkat ama ben şaka yaptım. Şaka yaptın ha? Bak şimdi ben de sana bir şaka yapacağım. Gel buraya. Ay 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 ay. Abi sen daha devam ediyor mu? Al ya. Dur semerim ya. Ne oldu şimdi? Sağ olasın. Afiyet olsun. Bozkır abi, sen sabah evden avukata gideceğim diye çıkmışsın. Ne oldu o iş? Ya gittim avukata da boşanma davası aç diyemedim be Esin. Ya yapamadım. Tuzlar mı? Tuz alsın mı? Hakkıyı getirin abi. Ama iyi yapmışsın biliyor musun Bozkır abi? Yani böyle şeyleri aceleye getirmemek lazım. Abi canım. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu Gülperi yenge sırılsıklama aşıksın. Çünkü yani aşık adam öyle kolay kolay ayrılamaz sevdiğine. Ayrılamaz tabii. Bu aşkla ilgili bir laf var, ben onu çok seviyorum. Diyor ki, hayat diyor, aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülür. Aa, öyle içten söyledin ki, aşık mısın ne Şevkat, hayırdır? Yok abi ya, nerede biz? Esnaf adamız biz. Ekmeğimizin peşindeyiz ya. Yani bizim aşka ayıracak vaktimiz mi var? Ya ben böyle ortaya söyledim. Böyle tam pilavın üstüne doğru geldi. Bu arada pilav nasıl abi? Bu pilav mı? Ya deme sen anlamayacak ya. Ya bunu ben tabii biraz böyle demine alsın diye gazete kağıdı koydum. Ya ne gazete kağıdı ya? Ne gazetesi ya Allah aşkına? Gülperi bunu bir yapar. Bu pilavın bu taneleri var ya böyle tek tek, inci gibi tek tek yapar çıkar ortaya. Bir yemeğe kıyamazsın yani. Ya biz nereye gidiyoruz böyle gece gece Şevkat? Ya gidek de şu Gülperi yengeyle bir konuşak, baksana dağ gibi adam. Gülperi de Gülperi diye ağlayıp duruyor. Bir barıştırak şunları günah. Onlar kolay kolay barışmaz, görmüyor musun? İkisi de birbirinden inatçı. Kızım sen ne bu saatine bakıp bakıp duruyorsun bir saattir? Tam 15 dakika olmuş. Ne 15 dakika olmuş? Seninle girdiğimiz iddiayı kazanalı tam 15 dakika olmuş. Ya lan? İnsan bir tebrik eder ya. İnsan bir takdir eder yani. Sen de ya. İyi ki bir iddia kazandın. Ne yapacaktık yani? Bütün mahalleyi toplayıp havai fişek mi attıracaktık? Maytap mı patlatacaktık yani? Laf. Ya ne kadar kaba bir insansın ya. Beni takdir etmek bu kadar zor mu senin için? Şşş tamam abi çok konuşma ya. Allah Allah. Ne demek çok konuşma? Bu tavır ne ya? Benim sana daha söyleyeceklerim bitmedi. Dur bakalım.
Evet. Tebrik ederim Emanet. Bir hafta bileğinin aklıyla dayanıp iddiayı kazandın. Artık sen de Balat'ımızın güzel insanlarından biri oldun. Ya çok teşekkür ederim. Hasretim evden kovduğundan beri yakında kalırım bir kemik bir deri. Senin gibi yemek pişiremedi bu deli. Yokluğundan mutlu musun zalim Gülperi? Senin gibi yemek pişiremedi bu deli. Yokluğundan mutlu musun? Ben hangi kulunun kalbini kırdım da bana bu şekil bir ceza veriyorsun ya? Yaş. Kızlar. Ben geldim. Dur, dur. Sakin, sakin, sakin. Tamam, dur bak. Dur yavrum, dur. Dur. Ne oldu senin ayağına? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bakayım, dur. Bak tamam, burası yara olmuş. Sakin sakin hareket etmiyorsunuz ya. Değil mi? Ya Mokaçi, sen de hiç sahip çıkmıyorsun oğlum ya. Bir korur, kollar insan ya. Yok Bora, ben gelemem bir yere. Galeride işlerim var benim. Neden haber vermedin geliyorum diye? Ben sana müsait olduğumda arayacağım demiştim. Ya çünkü gelmesem şu an yaptığın gibi bir bahane bulacaktın. Bir dakika, bir dakika. Ne galeride çalışması? Senin ayak kırık değil miydi? Ya değil. Ben Şevkat'e şaka yapıyordum. Sana da söyleyemedim işte o ara. Neyse canım, uzun uzun anlatırım sonra. Ben de geldim zaten. Tamam. O zaman ben bahçeye iniyorum, orada konuşalım. Şaka meselesi neyse. Ya çok uzun hikaye Bora ya. Ben sana sonra anlatırım, olur mu? Ben şimdi senin söyleyeceklerini duymak istiyorum. Hayda. Bak, ben eski bizi özledim Esin. Ya biz seninle neredeyse evlenecektik. Basit sebepler yüzünden uzaklaştın benden. Ben bu sebepleri basit bulmuyorum ama. Sen eskisi gibi değilsin ve bu yeni halinden hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Diskodaki kavgadan bahsediyorsun. Ya bak, tamam kabul ediyorum. Orada biraz agresif davrandım. Ama o vandal bana yumruk attı Esin. Ya yumruğu oturtamadım bile bebe, hala lafını ediyor ya. Sen şimdi bana onu mu savunuyorsun yani? Ya benim kimseyi savunduğum falan yok Bora. Ya sen de bitmiş kavgayı tekrar başlattın. Sen çok değiştin, farkında mısın? Ben artık seni tanıyamıyorum.
Aşk kendini geceye saklar. Hiçbir sabah bu sırrı vermez. Yıldızlara sor beni geceleri. Onlar biliyor seni sevdiğimi. Kalp kendini nereye saklar? Gözler hangi dilde konuşur? Gözlerime bakarken kalbini dinle ki anla seni sevdiğimi. İlkokul çocuğu gibi yazmış lan şiir. Ne biçim şiir bu? Hatırlıyor musun bu şiiri? Hatırlıyorum tabii ki. Lisedeyken sana yazmıştım. Ha, kız buna yazmış. Ama çok kötü yazmış ya. Senin unutmamana da çok şaşırdım. Bora, yazdığım kağıdı da mı sakladın? Çok güzel olmuş. Bora, Bora hadi abi ya. Hadi. O zaman sen git. Sonra görüşürüz. Tamam. Sonra görüşürüz. Bora! Bunu düşürdün. Ya boş ver, önemli bir şey değil. Ne ki bu? Ya Esin şiir yazmış. Alsana o zaman. At gitsin kızım ya. Hadi gir. Bak Esin, bu şiir benim için çok değerli. Ve ben hala eski, seni çok seven Bora'yım. Hep küçük hesaplar peşinde. Hadi dur bakalım hayırlısı. Sen benden koptun. Burada bu acayip insanlarla birlikte yaşamaya başladın. Bora bak, bana tekrar yaklaşmak istiyorsan lütfen bu insanlara acayip demeyi bırak. Bu insanlara bir adım at. Özellikle de Şevkat'e. Oo, zor yerden geldi ama. Yine Şevkat çıktı karşıma. Bora, Şevkat benim için çok önemli. Ya. Peki o zaman. Ben bir adım atacağım Şevkat'e. Sırf sen istiyorsun diye. Hatta bu gece bir parti vereceğim onun için, tamam mı? Söyle gelsin. Buzları eritelim madem. Tamam. İyi olur. Ben söylerim Şevkat'e. Bora bak, Şevkat'i tanıyınca sen de çok seveceksin, eminim. Peki, sen öyle diyorsan. Neyse hadi, kaçtım ben. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Duydun değil mi Süreyya? Bebe alttan girdi, üstten çıktı, bir takla attı, yuvarlandı, şiir okudu. Bilmem ne yaptı, yine yumuşattı kıza. Ama kız da saf. Kız da saf. Ben bu bebeğe hiç güvenmiyorum. Çok kalbini kırar o kızın, çok üzer. O kalp kırılınca da öyle. İşte senin bacağını sardığımız gibi sarılmıyor maalesef. Biz insanlar da böyle. Şimdi bu kız bana emanet olduğuna göre bu Bora dallaması da bizim radarımızda kalacak anlaşıldı. Ona bir şekil yapacağız demek ki. Dur. Şu yandığına keseyim yavrum, dur. Dur. Güzel, araba lazım lan. Şu biçoya anahtarları versene. Vallahi Şevkat'cığım, araba soğuk biliyor musun? Ama sen bu yumurtaları nereye götürdüğünü söylersen bir anda ısınır yani. Değil mi lan? Oğlum bak şimdi lokum almaya gidiyorum ben. Döndüğümde anahtarları vermemiş ol. Bak ben senin nerelerini ısıtıyorum. İstiyorsan verme Hüseyin abi. Şevkat abimin kafanı sürterek kıvılcım çıkarttığında ne yapacağız? Vallahi billahi. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika kardeşim. Hadi biz şimdi bu yumurtaların nereye gittiğini uyanamadık. Şevkat'a söyletemiyoruz. Peki bu fındık faresini konuşturmak için bizi tutan şey ne babacığım? Bizi tutan? Bizi tutan bir şey yok. Var mı bizi tutan bir şey? Bırakın lan! Şevkat abi! Ver kartı sen o çaya ver. Geç! Geç bakayım. Gel buyur. Otur lan. Buyurun. Otur. Girmek isteyen varsa gel. Ben kapıyı kapatıyorum. Buyurun. Lan! Lan sabun kötü. He? Lan teslimata sen Şevkat'la beraber gitmiyor musun? He? Sen biliyorsun nereye gittiğini. Söylesene. Şşş! Oğlum söylesene lan. Nereye götürüyorsunuz lan yumurtaları? He? Söylesene lan! Yavrucuğum, bir tanem. Şevkat'in yağlı müşterisi kim? Söyle hadi yavrum, hadi canım, hadi bir tanem. Hadi yavrum, söyle çocuğum. Fırça. Niço. Bildiğin palasınca güzeldir.
Ne? Asla söylemem ya. Söylesem Şevkat abinin bana yapacakları bilseniz hiçbirinizin gözüne uyku girmez bu gece, biliyor musunuz siz ya? Lan sen var ya. Bir dakika lan. Ya sen asıl söylemezsen sen başına ne söyle lan. Yani biliyor musun lan? He? Ki öğrenmek üzeresin Miço. Öğrenmek üzeresin, benim canımı sıkma bak. Bütün gece uyumazsın. Sabah kalktığın zaman böyle ıslak çarşaflara uyanırsın. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor ya? Bana işkence yapıyorlar Esin abla. Koca koca adamlar ne kadar ayıp ya. Bıraksanıza çocuğu. Durum göründüğü gibi şiddet içerikliği artı yedi bir durum değil. Biz sadece içini kemiren merakın peşinden koşan fanileriz. Ne merakı ya? Anlamadım hiçbir şey. Niko'yu zaten semt anlamadı. Ben şöyle izah edeyim sana. Bizim Şevkat var ya. Söyle! Şevkat o yumurtaları nereye götürüyor? Söyle! Söyle! Ne yapıyorsun? Esin sana hiç çalıştıramadım ya. Vallahi billahi yani ha. Ya bu çocuk böyle konuşmaz ya. Bunu Şevkat'ı korkutsarmış amca. Buna başka bir şey bulmamız lazım bizim ya. Al çocuğum, al. Al yavrum, al. Miço. Yavaş üstüne dökme, dur tamam. Çok özür dilerim ben. Bir an öyle merakla kendimi kaybettim. Aman yavrum. Miço'yu konuşturmanın tek bir yolu var. Masaya yatırın. Hadi bakayım. Onun hassas noktasına bant teline basacağız. Her ergende olduğu gibi Miço'nun da hassas noktası sosyal medya. Dokunma. Oo Miço. Ne kadar çok followers var. Dokunma. Sakın dokunma onlara. Eğer söylemezsen Miço, bütün takipçilerini tek tek unfollow yapacağım. Ya Niko abi kıyma hesabıma bak. Ben 3 yılda topladım bu takipçileri. Canımı al, takipçilerimi elleme abi ya. Tak unfollow. Bir takipçi gitti. Sen bırakın beni. Miço. Söyle. Unfollow. Bir takipçi daha gitti Miço. Niko, bir şey söyleyeceğim. Niye böyle tek tek uğraşıyorsun? Bütün hesabını bir anda silelim, olsun bitsin. Öyle var. Akıl akıldan üstündür Miço. Bak söyledin, söyledim. Söylemezsen bütün hesabı silerim. Sen lan! Sen lan sağdan diz! Sen dayanan! Gözlük dayan! Sen lan! Sen! Miço? Zeyir anahtarı ver buna, bu manyak. Al. Lan! Git ya! Yürü! Çık! Hadi yürü git yavrum! Agalar, o değil de ben şimdi daha çok merak ettim. Bu yumurtalar nereye gidiyor lan? Benden de o kadar. Ama ben dayanamam. Ben bir yolunu bulacağım. Şevkat bu yumurtaları nereye götürüyor öğreneceğim. Öğreneceğim yani. Çocuğun içinde canavar çıktı lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.